Kısa bir aranın ardından transfer iddialarını gözden geçirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce hala abone olmamış, videoyu beğenmemiş ve bildirimleri açmamışsanız bunları yapmak sadece birkaç saniyenizi alır. Keyifli seyirler. Manchester'da Erling Haaland'la forma yarışı vermek zorunda olan Julian Alvarez takımında ilk 11 oyuncusu olmak için ayrılmayı düşünüyor. Ancak Manchester ekibi en az 70 milyon euro gelir bekliyor. Alvarez'in ailesi de İngiltere'ye göre daha sıcak bir yerde yaşamak istiyor. Paris Saint-Germain Benfica'dan istediği Juanvi transferinde yavaş yavaş mutlu sona yaklaşıyor. Şu anda üzerinde durulan teklif 70 milyon euro artı Renato Sanchez şeklinde. Barcelona orta sahasına düşündüğü Dani Olmo'nun 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemek yerine kulübüyle görüşme yolunu tercih ediyor. 4 taksitle 40 milyon euro verelim, 20 de bonus olsun diyorlar ama Leipzig tarafı bunu kabul edilemez olarak görüyor. Barcelona gelir elde etme amacıyla genç santraforu Vitor Roque'yu Al Hilal'e gönderebilir. 19 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında 40 milyon euroya almışlardı. Kâr etmek istiyorlar. Yeniden toparlanmaya çalışan Manchester United tam 7 futbolcusuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Söz konusu bu 7 futbolcuyu şu anda ekranlarınıza getirdim. İşlerinden bir tanesini takımınıza alabilecek olsanız hangisini alırdınız? Bayern Münih 10 numara konusundaki rotasını tamamen Desire Doué'ye çevirdi. Öyle ki öncelikli olarak istedikleri Xavi Simons'ı alamayacaklarından eminler. Manu 100 milyon euroyu gözden çıkarmış olmasına rağmen Paris Saint-Germain hala kiralamaktan yana karar kılıyor. Tabi böyle olunca geçtiğimiz yıl kiralayan Leipzig'in de eli kuvvetlenmiş oluyor. Leipzig'in CEO'su Minslav şu anda kiralamak için görüşmelerde bulunuyor. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad Real Madrid'den Antonio Rüdiger'i transfer etmeyi düşünüyor. Senelik 13 milyon euro teklif ediyorlar. Alman stoper takımında kalmaktan yana. Al Ittihad orta sahasına da Kevin De Bruyne eklemek istiyor. Yılda 60 milyon euro kazanacağı bir teklif yapıldı ama Guardiola onun ayrılmasını istemiyor. Santrafor'una Olivier Giroud'u transfer eden Los Angeles FC, Giroud'un arkasına da Antoine Griezmann'ı almak istiyor. MLS ekibi onu Messi'den sonra ligin en çok kazanan ikinci futbolcusu yapacak bir teklifte bulundu. 2023'ün yazında yani Manu'dan ayrıldığından beri yaklaşık bir yıldır futbol oynamayan De Gea futbola geri dönüyor. İtalyan takımlarından Genoa'nın bilgisi var. Anlaşma sağlanırsa kısa süre içerisinde idmanlara çıkacak. Bir zamanlar stoper için Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Matsumels, Bologna'ya transfer olmak üzereydi. Taraflar anlaşmaya varmış, sağlık kontrolü ve imza için uçuş organize edilmişti. Ancak Matsumels son anda bir miktar daha düşünmek istediğini söyledi ve bu transfer şu an için gerçekleşmedi. Daha önce Galli olduğu için Gareth Bale'i tekrar futbola döndürmeye çalışan Wrexham AFC ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Kulübün başkanı Ryan Reynolds geçtiğimiz günlerde David Luiz'le bir araya geldi ve transfer teklifinde bulundu. 37 yaşındaki Brezilyalı stoper şu anda ülkesinin takımlarından Flamengo forması giyiyor. Ülkemizde Galatasaray'ın efsanesi haline gelen George Hagi'nin oğlu Yanis Hagi kendisine takım arıyor. Son olarak kiralandığı Deportivo Alaves'de kendisini kanıtlayamadı. Süper Lig'de bazı Anadolu takımlarının gündemine gelebilir diye bahsetmeden geçmek istemedim. Arsenal ve Chelsea Brentford'un santraforu Ivan Toney ile ilgileniyor. Ancak İngiliz forvet Tottenham'ın santrafor mevkisinde yeterince derinliği olmadığı için oraya transfer olmayı düşünüyor. Copa Amerika'da oldukça iyi bir performans sergileyen James Rodriguez'in İspanyol takımlarının gündeminde olduğunu söylemiştim. James kendisine ilgi gösteren takımlardan yıllık 4 milyon euro talep ediyor. Yeni transferlerin ardından yedek kalacağı düşünüldüğü için Arda Güler'i kiralamak isteyen birçok Avrupa takımı çıkıyor. Bunların başında AC Milan geliyordu. Bu yarışa Bayer Leverkusen de dahil oldu. Ancak hem Ancelotti Arda'ya süre vermeyi düşünüyor hem de Arda ayrılmak istemiyor. West Ham United daha önce Galatasaray'ın gündeminde bulunan ancak Yeller transferinin ardından rafa kaldırılan Mazraoui ile ilgileniyor. 15,5 milyon eurosu garanti olmak üzere 20 milyon euro teklif ettiler. Daha önce gündeme gelen diğer bir isim olan Aaron Wan-Bissaka da Inter'e gidebilir. Manchester United Inter'den Denzel Dumfries'i transfer etmek için takasta onu kullanmayı düşünüyor. Öyle ya da böyle sağ bek transferi nihayet bitirildi Galatasaray'da. Artık sıra orta sahaya geldi. Öncelik Zenit forması giyen Wendel'di ama bu transfer çok zor. Galatasaray bonuslarla birlikte 20 teklif ederken Zenit garanti 25 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetimi bu transferin olumsuz bitme ihtimaline karşın başka adaylara da bakıyor. Adaylardan biri Adrien Rabiot'ydu. Aynı zamanda menajerliğini de yapan annesiyle görüşüldü. Türkiye'ye gelmek için yıllık 10 milyon euro istiyorlar. Diğer bir orta saha adayı İngiltere Championship'te Norwich forması giyen Gabriel Sara. Corriere dello Sport'un haberine göre kulübüne resmi teklif yapıldı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor. Mevkisine göre oldukça skorer bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl çıktığı 53 maçta 14 gol 13 asistlik katkı sağlamıştı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. İtalyan takımlarından Hellas Verona'nın Yunus Akgün'ü istediğini biliyoruz. 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulundular. Okan Buruk gitmesini istemezken yönetimde gidecekse bile opsiyonun zorunlu olmasını istiyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray serbest konumdaki Memphis Depay ile ilgileniyor. Aslında yönetimin hedeflerinden bir tanesi Mertens ile yarışa girebilecek bir 10 numara almak. Ancak Mertens Depay ikilisi Süper Lig için fazla olabilir. Rusya takımlarından Spartak Moskova Galatasaray'ın Ocak ayında aldığı Derrick Yön için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Okan Buruk Kön'den memnun olduğunu ve satılmaması gerektiğini söyledi. Yönetim de bu teklifi geri çevirdi. Derrick Kön'ün menajeri Ersin Akan Spartak Moskova'dan bir ilgi olduğu doğru. İletişimdeyiz. Kön üst seviye bir oyuncu dedi. Diğer bir Rusya ekibi Orenburg'da Galatasaray'ın yedek sol beki Kazımcan Karataş'ı istiyor. Burada işler Kön konusunda olduğu gibi olumsuz değil. Kazımcan'ın Rusya'ya gitme ihtimali bir hayli fazla. Yönetiminde ağırlıklı olarak Türklerin bulunduğu Westerlo'nun Emin Bayram'ı istediğini söylüyordum. 2,5 milyon euro artı %50 pay içeren bir teklif sunmuşlardı. Sonraki satıştan pay aynı kalacak şekilde tekliflerini 4 milyon euro olarak güncellediler. Emin Bayram'ın 4. stoper olmak istemediğini ve oynayacağı bir takıma gitmek istediğini de hatırlatalım. Diğer bir yerli stoper Metehan Baltacı için Anadolu'dan kiralama teklifleri geliyor ama şu an için olumlu geri dönüş yapılmadı. Okan Buruk oyuncunun gelişiminden memnun ve 4. stoper olarak kullanılabilir. Santrafor'a En-Nesyri'nin alınmasının ardından Fenerbahçe'de tıpkı Galatasaray gibi artık önceliğini orta sahaya verecek. Şu anda ön plana çıkan iki tane futbolcu var. Sander Berge ve İbrahim Sangare. Bugünlerde Sander Berge transferine daha ağırlık veriliyor. Olma ihtimali daha fazla. 26 yaşındaki 1.95'lik Norveçli oyuncu 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. İrfancan Kahveci'nin çok formda olması ve yeni kanat transferleriyle birlikte arka planda kalan Cengiz Ünder kendisi için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İtalya'dan Napoli ve Suudi Arabistan takımları Cengiz'e talip. Önceliği Avrupa'da kalmak. Fenerbahçe henüz birkaç hafta önce transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralık olarak gönderebilir. Zaten Jose Mourinho'dan önce transfer edilmişti. Yani hocanın onayı olmadan alındı. Kiralık gitmesi şaşırtıcı olabilir ama hoca istiyorsa yönetim gönderir. Göztepe Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği ya da düşünmeme ihtimali bulunan oyuncularla yakından ilgileniyor. Son olarak Miguel Crespo için temas kuruldu. Kiralamak istiyorlar ama maaşının bir bölümünü Fenerbahçe'nin karşılamasını talep ediyorlar. En-Nesyri transferinin ardından 4. forvet konumuna gerileyen Umut Nayır da takımdan ayrılıyor. Fenerbahçe ve Konyaspor anlaşmaya vardı. Oyuncu da Konya'nın teklifini kabul etti. 3 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor ayrıca Fenerbahçe'nin genç forveti Melih Bostan'ı da transfer etti. Aynı şekilde 3 yıllık kontrat imzalandı. Fenerbahçe'nin Amerika doğumlu genç kanat oyuncusu Bora Aydınlık, 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a kiralanabilir. Geçtiğimiz yıl Halsiti'nin U21 takımına kiralanmış ama yeterli süreyi bulamamıştı. Beşiktaş kanat bölgesine ekleme yapacak. Adayların başında Al-Ittihad forması giyen Jota geliyor. Jota gittiği günden beri ayrılmak isteyen ancak ayrılamayan bir oyuncu. Arabistan basınına göre Beşiktaş resmi teklif yaptı. Oyuncu da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Videonun başlarında söylediğim üzere Manchester United'ın gözden çıkardığı oyunculardan biri Antony. Menajeri tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildi. Bonservisiyle alınması şu anda mümkün değil ama Manu tarafı kabul ederse kiralanabilir. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu İngiltere'de yıllık 10.4 milyon pound yani 12.3 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş'ta diğer bir ekleme yapılacak bölge stoper. Bu anlamda yabancı adaylardan biri Mario Hermoso'ydu. Hermoso İtalya'dan bazı takımlarla görüşme halindeydi. Yönetim de bu görüşmelerin sonucunu bekliyordu. Duruma göre hareket edilecekti. İtalya'da yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç çıkınca da Beşiktaş seneliği 3 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Beşiktaş'ın diğer bir yabancı adayı bonservisi Barça'da bulunan Clement Lenglet'ydi. Bir önceki videomuzda söylediğim üzere oyuncunun maaşı 12 milyon euro. Vergiler hariç 7 milyon euro civarına geliyor. Beşiktaş bu maliyetin yarısını yani 3,5 milyon eurosunu karşılayacak şekilde kiralama teklifinde bulundu. Zenit'in 20 yaşındaki Brezilyalı stoperi Renan da gündemde ancak bu transfer için birçok rakip var. Rennes, Porto ve Marsilya bunlardan sadece bazıları. Üstelik Zenit 15 milyon euro talep ediyor. Yerli savunmacı adayı da Rize'den Emirhan Topçu'ydu. Medyamızda resmi teklif yapıldığı yazılıyor ama Rize tarafı böyle söylemiyor. Rize Spor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır 2 gün önce Beşiktaş'ın Emirhan Topçu için sadece bir teması oldu. Herhangi bir pazarlık boyutunda değil. Sadece temas oldu. Bilgi alındı. Las Palmas Emirhan Topçu transferinde sona yaklaştı dedi. Rize Spor Emirhan Topçu'nun ayrılığı durumunda AEK Atina'dan Domagoj Vida'yı düşünüyor. Ayrıca Rize ekibi Beşiktaş'tan ayrılık durumu oluşursa Amir Hadzamatoviç'i kiralamak istiyor. Amir ise ayrılmak istemiyor. Takımda kalıp forma yarışı vermek istiyor. Eğer ayrılmak isteseydi Emirhan Topçu transferinde takas olarak kullanılabilirdi. İspanyol basınında Beşiktaş'ın orta sahaya William Carvalho'yu düşündüğü ve 4 milyon euro teklif ettiği yazılmış. Elde Al-Musrati varken William Carvalho'nun alınması mantık dışı olur. Zaten yerel medyamızda bunu destekleyen hiçbir haber bulunmuyor. İspanyol takımlarından Real Zaragoza Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Francisco Montero ile ilgileniyor. Tayfur Bingöl'e de Anadolu'dan teklifler geldiği ancak ayrılmak için Beşiktaş'tan para talep ettiği haberleri vardı. Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrılmak için herhangi bir maddi talepte bulunmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Onur Bulut, Başakşehir'e transfer olmak üzere. Başakşehir resmi teklifini yaptı. Eğer Beşiktaş yeni bir yerli yedek sağ bek bulabilirse gidişine izin verilecek. Trabzonspor'un santraforuna düşündüğü bir numaralı isim geçtiğimiz yıl kiraladıkları Paolo Nuaço'ydu. Bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor. Ancak olur da olumsuz bir sonuç çıkacak olursa gündemde Erik Maxim Choupo-Moting de var. 31 yaşındaki 1.91'li Kamerunlu forvet Bayern'den ayrıldı ve bonservisini eline aldı. Trabzonspor stopere de Manchester City'nin genç savunmacısı Luke Mbete'yi transfer edebilir. Manchester ekibinin U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz futbolcu 1.85 boyunda ve sol ayaklı. Orta sahada West Bromwich'ten Okan Yokuşlu için uğraş veriliyordu. Oyuncuyla anlaşma sağlandı. Bunu biliyoruz ama kulübü önerilen bonservis miktarını beğenmiyor ve artırılmasını talep ediyor. Ayrıca tatilden dönen Okan Yokuşlu da West Bromwich kampına katıldı. Şu an için bitmiş bir durum yok. Evet, bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.